Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber ilk defa yapacağımız WWE Supercard videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden bu oyunu oynamıştım. Bayağıdır oynuyorum hem de. 3 senedir falan oynuyorum. Ama ilk defa bunu sizlerle beraber bilgisayardan BlueStack yardımıyla oynamaya karar verdim. Daha önceden ben bayağı oynadım. Geliştirdim kendimi. Ve sezon 3'e kadar geldim. Yani oyunun en eskilerinden biriyimdir ben. Sezon 1'de vardım, sezon 2'de vardım, sezon 3'te vardım. Kim bilir belki sezon 4'te de olacağım, sezon 5'te de olacağım çıkarsa eğer. Birkaç gün önce biliyorsunuz arkadaşlar güncelleme geldi oyuna. Yeni kartlar geldi. Yeni Fusion Chamber şeyi geldi. Hardened, Elite, Ultimate şeyleri geldi yani. Sonra şu gördüğünüz saçma para şeyinden geldi. Para şeyini değiştirdiler. Yukarıda gördüğünüz şuradaki gibi. Şu şeyi. Öyle yani. Bakalım. Ben Fusion yapmıştım zaten. Hardened Fusion. Bu Money in the Bank'in en güzel yanı Hardened bana Pro. No Way Jaws. Ama tek sıkıntı var ki cidden Money in the Bank oynayasım hiç gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar, maça başlamadan önce size deck'imi falan göstereyim. Ring Domination deck'i de bundan sonra gelecek yani. Bundan sonraki event Team Ring Domination, sonra da Ring Domination oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi deck'im de böyle. Şu gördüğünüz adam şuradaki, şu No Way Jaws Money in the Bank'ten Pro. Bunu da şeyden, Team Ring TRD'den çekmiştim, geçenki TRD'den. Öyle bir autofill yapalım, hiçbir şey olmadı. Şu adamı hiç sevmedim bir tek. Evet olarak o kadar. Şimdi evet arkadaşlar, ben daha önceden oynamıştım bu videoyu, bu şeyleri. Ama gördüğünüz gibi normalde elit alabilirken sırf şu adamı gördüğüm için, ya elitten açıkta Hardened alabileceğimi alabildiğim için, ama sırf bu adam olduğu için Hardened oynamadım. Keşke elite kadar elite kadar güçlü olsaydım elit alabilirdim belki. Sırf elit için oynardım çünkü Rusev'i severim, çok kötü bir kart değildir. The Miz daha önceden proladım. Sting'e gerek yok, Roman Reigns'e gerek yok. O yüzden şu an sadece videoda olduğumuz için sizlerle oynamak istiyorum. Ultimate Warrior. Geçen sene vefat etti arkadaşlar bu Ultimate Warrior'da. Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine yardım etsin bunda. Çok efsanevi bir güreşçiydi. Hall of Famer oldu da. Hall of Famer olmadan ölmedi Allah'tan. Video çekiyorum diye arkadaşlar belki kasma olur. Belki değil, kasma olacak değil ya. BlueStack'te yeni yüklediğim için bilgisayarın alışması lazım BlueStack'e. Artık dokunmasına gerek yok. Bailey to Bailey. Şu kadını da prolamak için ne uğraşlar vermiştim be. Bu galiba ikinci Money in the Bank şeydi, kartıydı. O zamanlar Hardened yoktu tabi. Evet arkadaşlar, o konuya döneceğim. Geçen Team Bay Road to Glory'de aldığım Samoa Joe ve Roman Reigns. Evet arkadaşlar, o Bay'in hikayesi şöyle. Galiba ikinci Money in the Bank'ti. Hatta onda da şey vardı. Randy'den sonraki Money in the Bank'ti. Kimdi o da? Şeydi. Sami Zayn'di galiba. Galiba, emin değilim. Ya yalan gibi olmasın. Ama galiba Sami Zayn'in şeyini hatırlıyorum. SS kartını hatırlıyorum. Bu şeyde. Bu Nakamura benim oyuna dönüş sebebim oldu arkadaşlar. Niye derseniz, ben oyunu bayağı bir bırakmıştım bir hikaye boyunca.
Summer Slam Fusion yapayım dedim. SS Fusion yapayım dedim. İki tane yaptım. Aa, üç tane pardon. Eğer dedim bu üçünden birinde pro gelirse oyuna döneceğim. Çünkü Randy'yi de prolamıştım o zaman. Eğer pro gelirse oyuna döneceğim demiştim. Gelmezse bırakıyorum demiştim. İlkini açtım. Nakamura çıktı. İkincisini açtım. Samoa Joe çıktı. Bu Joe'larla başım dertte ama neyse. Üçüncüsünü açtım. Nakamura çıktı. Nakamura'dan sonra zaten oyuna dönmeye karar verdim. Yani öyle. Bunun da hikayesi böyle. Randy Orton'un da hikayesi var. Randy Orton'unki de yazın gerçekleşmiş bir hikaye. Yazın ben arkadaşlarımla, onlar tabii şu an benden daha gelişmiş. Birisi de oyunu bıraktı zaten. İki arkadaşla oynuyorduk. Biz bayağı Randy'yi almaya çalışıyorduk. Birisi zaten oyunu hafif bırakmıştı o zamanlar. Sonradan geri döndü o. Ben oynadım o zamanlar. Böyle bir arkadaşla ben bayağı çabaladık. Böyle Seth Rollins almıştı zaten. Ben de Roman Reigns almıştım. Roman'ı daha çok sevdiğim için. Hem bir de kartın fotoğrafı daha güzeldi. O yüzden Roman Reigns'i almıştım. Her neyse. Ondan sonra Randy mi alsam, Brock mu alsam? Randy mi alsam, Brock mu alsam diye düşünmüştüm. Dedim ki ben Randy'yi daha çok seviyorum abi. Randy'den başkasıyla da oynayamazdım. Ben çünkü PCC'de de bir zamanlar PCC kartları vardı. Onda bile adamların şey olmasını bekledim. Adamın Randy Orton olmasını bekliyordum o renkli kartların. O efsane kartlardan Randy çıkmasını bekliyordum. Ki bu sene hiç gelmedi. Yani sezon 2'de. Ben de Dolph Ziggler aldım. Dolph Ziggler'ı da birazcık severim. Çok severim ama birazcık yine severim. Dedim hangisini alayım dedim. Tamam dedim. Randy'yi alacağım dedim. Randy'yi aldım arkadaşlar. Onu da bayağı geliştirmek uzun sürdü. 40 maç. Yap Allah yap. Yap Allah yap. Bitmiyor. Böyle o gün saat 6'ya kadar oturmuştum. Saat 4'te Randy'yi almıştım. 2 saate de maç yapmıştım. İşin tuhaf tarafı da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane sırf karizma için size yemin ediyorum minimum yarım saat bekledim. Tugnus and Speed geliyor. Power and Speed geliyor. Power and Tugnus geliyor. Power, Tugnus, Speed geliyor. Bir türlü karizma gelmedi. Böyle bayağı sinirlendim falan. Oynamaya devam ettim. Allah'tan diyorum son anda geldi karizma. Yoksa kapatıp yatacaktım. Cidden kapatıp yatacaktım o gün. Saat 6'ya kadar sırf o kart için oturmuştum. Birinci kartın zaten maçlarını yapmamıştım. Birinci kartın maçlarını yaptım. İkinci kartın maçlarını da yapıyorken böyle olunca bir sinirlendim zaten. Yani öyle. Çok zorlanmıştım onu yaparken. Ama Nakamura da aksine çok basitti. Yarım saatimi almadı onun prosunu yapmak. Hemen eksiksiz geldi. Hazır Team Renk Dimension'da eklemiştim onu TRD'ye de. Böyle adamlar oynuyorken bir yandan da Nakamura'yı geliştiriyordum karşısında. Bence öyle daha güzel oluyordu. Hem kasıyordu hem kartım gelişiyordu. Her türlü kazanç. İşte Money in the Bank'teki pro kartım Norway Jaws. Bir de bu adam Kurt Hawkins. Dekim'deki en nefret ettiğim adam. Şunun yerine hayırlısı daha iyi bir adam gelse var ya harbi sevinirim. Evet arkadaşlar, bir gün
Eğer böyle team eventlerinde Team Ring Domination olsun, Team Road to Glory olsun, onlarda eğer challenge yapacağım onlara geldiğiniz zaman. Eğer belli bir rakamın üzerine geçemezsem bir şeyler yapacağım işte. O da bende kalsın arkadaşlar. Ama cidden o challenge'ı yapacağım. Güzel de bence olacağını umuyorum. Arkadaşlarla da yapabiliriz. Erol'la, Metan'la, Serdar'la. O Eva Mili. Güzel. Ama cidden güzel. Harbi güzel ha. Çok yani fiziksel olarak çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci kere aynı denk geldi lan. Az önce de aynı denk gelmişti. Kevin Nowitz. Kofi Kingston vs. Rusev. Samoa Joe vs. Stardust. Vay be, bir zamanlar ben de bu adamlar gibi Epic Pro ile Legendary ile uğraşıyordum. Şimdi SummerSlam, Hardnet, Elite. Elite almaya çalışıyorum. Elite ile uğraşamıyorum şu an. Yalan yok. Arkadaşlarım da, o eski arkadaşlar da farklı takımlara gitti. Güçlü oldukları için, ben de güçsüz olduğum için beni almıyorlar şu an. Ama ben inanıyorum ki sizlerle beraber güçleneceğim ve onlara yetişeceğim. No way Joss. Money in the bank bro man. Kaslı ve kıllı. Nakamura, Rickshaw. Ben bu adamın pro kartını Money in the Bank'te kaçırdım ya. Login bonustan gelmiştir Rickshaw. Alexia Bliss'in de hikayesi ayrı zaten. O da güzel bir hikaye. Şimdi S2'den S3'e geçtiğimiz zamanlarda tam geçtiğimiz ilk gün böyle oyun herkese deck'ine göre 3 tane kart veriyordu. Bana kimler çıkmıştı? Roman Reigns çıkmıştı. Yok, hayır. Stone Cold çıkmıştı. Evet, Stone Cold çıkmıştı. O zamanlar pro değildi o. Sonra hayda, bir dakika. Bir dakika. Stone Cold çıkmıştı. Sonra kim çıkmıştı? Karl Anderson çıkmıştı. Bir de şey çıkmıştı. Alexia Bliss çıkmıştı. O zamanlar tabi Alexia Bliss çıktığı için bayağı sinirlenmiştim. Niye pro kart yok? Niye Sasha Banks kadar iyi adam çıkmıyor, kadın çıkmıyor diye. Sonra bir iki event sonra Alexia Bliss'i verdiler. SummerSlam olarak. Yani kiminle? Nikki Bella'yla bir iki tane kadınla Fatal 4-Way maçına çıkmıştı diye. Ama yenilmişti diye SummerSlam kartını vermişlerdi. Ben de o gün deli gibi kasmıştım. Bir günde almıştım onu. Bayağı güzeldi. Sonunda prolamıştım. Go to Hardnet deklere demiştik. Sonra da devamı gelmedi. Hardnet'ten elite geçemedim henüz.
Adam Rose. Braveheart. Title match. Güzel, 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 güzel. Title match iyidir. Title match güzel. Ciddi ciddi ha, videoda Ultimate Warrior'ı alacağım. Brock Lesnar'ı görüyorsunuz arkadaşlar şimdi de. Karizmatik ve güçlü. Kendisi de yakın zamanda MMA'den, yok, UFC'den emekli olduğunu açıkladı galiba. Galiba, emin değilim. Öyle haberler dolanıyor. Kendisi galiba emekli olacak UFC'den. O zaman da tamamen WWE odaklanacak ve şovlar cidden güzel olacak. Kaliteli şovlar olacak. Hep aynı şovlar olmayacak. İki tane SummerSlam Pro. Niye ben böyle ses çıkarıyorum ki? Malım ben. Kesinlikle. Ve görüyorsunuz Money in the Bank Pro'su olabilecek adam. Video sonuna kadar diyeceğim bu adam çıktığı sürece. Alexia Bliss. Andrade Almas. Ne kadar ezik bir adamsa artık kartta çok güçsüz. 35'te 35 yaptığım halde bu kadar kötüyse artık. Set. Aa, adam Ultimate Warrior'ı benden önce almış. Vay anasını. Carmela'nın ve Nia Jax'ın hikayesi aynı zaten. Carmela'yı Team Ring Domination'da şeyden almıştım. Nereden almıştım? Normal kendisinden almıştım. Hartman takıma girip. Sonra da aynı gün, aldığım günün ertesi gün, yani aynı gün değil, ertesi gün değil, aynı gün şey çıkardım. SummerSlam'ı kasarken Nia Jax'i çıkardım. O da bayağı iyiydi. Hem de ihtiyacım da vardı benim Nia Jax'e. Şimdi benim ihtiyacım olan bir tane daha Hartman. Hartman olursa bayağı güzel olur. Ama olmazsa sıkıntı. Çünkü Bayley şu an sadece bu maçları, bu düzeyde maçları kazanabiliyor. Başka türlü kazanamıyor. Ultimate Warrior. Warrior. Dean Ambrose. Samurai. Pump It. Eric Rowan. Trashcan. Cesaro. Kalisto. Babenan. İşte hayatınızda görebileceğiniz en güzel kartlar çıktı. Hep bir Bobby Hannon'ım olsun istemişimdir. Aa lan. Yine aynı deck geldi. Samoa Joe, Kofi Kingston, Randy Orton, Alexia Bliss. Vay anasını be. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Of, Mark Henry de Samoa Joe'da ayı gibi adamlar. Bunların karşılaşması güzel olurdu ya. İkisi de birbirinin üzerine otursa çöker. Yer çöküyor, ring çöküyor. Efsane olurdu ha ring çökse. Ve Nia Jax'i görüyorsunuz arkadaşlar. Karşısında ise Kamuran. Kamuran. No way Joss.
Hayır lan. Aa, ters köşe yaptı lan beni. Hayda. Cidden ters köşe oldum. Vay anasını be. Adamda hard nut varmış. Cidden bunu hesaba katmamıştım. Ciddi anlamda katmamıştım. Harmela Reis ile Bailey Reis aldı var yine. Chad Gable'ın da pro kartını nerede kaçırmıştım hatırlamıyorum da galiba onu da bir yerde kaçırmıştım. Goldust and Mark Henry. İki tane kalıplıya, iki tane ince adam. Stardust Dolph Ziggler. Stone Cold VS Luke Gallows maçını kazandık ama maalesef 9 tane açamıyoruz. Maalesef, maalesef, maalesef. İşte bu be, işte bu be. Ne kadar zorlayıcıydı. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı ihmal etmeyi unutmayın. Eğer devam etmemi istiyorsanız devam edelim. Dediğim gibi, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de Mesam kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.